Dönmek istiyorum. Sayın Doktor Muhammed Celal Şems Bey, efendim size online üzerinden gelen bir soru var. Buyurun. Efendim şöyle, Seyyidina Hazreti Mesih Maud Aleyhisselam, Mirza Gulam Ahmet Aleyhisselam'ı kastederek değerli seyircimiz şöyle bir soru yöneltti size. İktidarı elinde bulunduramayan, bütün dünyayı tek elden yönetemeyen birisi, ayrıca ölmüş gitmiş birisi, öldükten sonra mı iktidara gelecek? Yani sorunun özeti böyle. Böyle sormuş. Sorun ne demek? İktidar illa şart mı yani? Herkesin iktidara geçmesi gerekli midir? Hayır. Allah-u Teala iktidar herkese vermez. Ve bütün peygamberlere de vermiştir ama bütün dünyanın iktidarını onların eline de hala geçmiş gibi değildir. Hazreti Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den daha büyük bir peygamber ne geldi ne gelecek. Fakat onun iktidarı da kendi yaşadığı müddetçe yalnız bugün Suudi denen Suudi Arabistan yahut Arap adasında kaldı. Onun dışına çıkmadı. Belki Suriye sınırlarına, İran sınırlarına kadar gitti. Ve onun ötesine gidemedi. Dünyanın çoğu onun iktidarının dışındaydı. Aynı şekilde bugün Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam Allah-u Teala tarafından gönderildi. Onun iktidarı da bütün dünya insanlarının başının üzerinde değildir. Allah-u Teala müjde vermiştir. Senin cemaatin çok yayılacak, bütün dünyada hürmet görecek, bütün dünyanın insanları senin cemaatine katılacaklar. Fakat bütün dünyanın her insanı senin cemaatine gelecek ve sen onların lideri olacaksın, öyle bir şey yok. Tabii ki Mesih Maud Aleyhisselam diyor ki bazı kimseler diğer cemaatlerde devam edecek. Hatta İslam aleminde de değişik cemaatler olacaktır. Fakat onların değeri kalmayacak. Allah-u Teala bu cemaate değer verecektir. Fakat hiçbir yerde dememiştir ki başka hiçbirisi kalmayacak ve bütün insanlar benim iktidarımın altına girecekler, öyle bir şey yok. Onun için peygamber yaşasın yahut yaşamasın, vefat ettikten sonra onun halifeleri vasıtasıyla o müjdeler yerine gelir. Bunda bir şüphemiz yok. Hazreti Resulullah müjde verdi. Bir gün Müslümanlar birbirinden ayrılacaklar, aralarında ihtilaf olacak, doğru yoldan çıkmış olacaklar. O zaman Allah-u Teala benim ümmetimden bana tabi olan bir zatı gönderecek. Yani Mehdi ve Mesih, vaat edilen Mesih'i gönderecek. O vaat edilen Mesih ve Mehdi geldi ve o evet. Zat benim diye iddiada evet. bulundu. Ve cemaat kurdu Allah'ın evet. emriyle. Allah-u Teala bu cemaatin bütün dünyaya yayılacağını ve saygı göreceğini Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a bildirdi. Evet. Ve gün geçtikçe biz bu gaybi haberin gerçekleştiğini görüyoruz. Evet. İnşallah Teala gün gelecek ki daha da bariz bir şekilde herkesin gözünün önüne çıkacak. Evet. Sayın fakat, Muhammed Celal Şems Bey, sözünüzü kesmek istiyorum. Lütfen müsaade eder misiniz? Sevgili seyircimiz evet, acaba bize şunu mu kastetmek istiyor? Müslüman Ahmediye cemaatinin siyasi bir iktidar olma gibi bir hevesi, amacı falan mı var? Böyle bir şey var mı bizde efendim? Asla bizim cemaatimizin siyasi iktidar havesi asla ve asla yoktur. Vaat edilen Mesih Aleyhisselam kendi hayatı zamanında dedi ki mujko kya mulko se, mera mulk hai sabse juda. Ülkelerden bana ne? Benim ülkem bütün diğer ülkelerden başkadır. Mujko kya tajon se, mera taj hai rizvan-e yar. Taçlardan bana ne? Benim tacım Allah'ın rızasıdır. Rizvani yar, benim sevgili olan Allah'ın rızası benim tacımdır. Yani dünyadaki mallarla, dünyadaki mülklerle benim bir alakam yok. Ondan sonra gelen halifelerin hiçbirisi demedi ki biz bütün lider olacağız, politik bakımından iktidarı ele geçireceğiz asla. Hatta bizim halifelerimiz beyan ettiler. Eğer bazı ülkeler tabii ki orada Ahmediler çoğunlukta olacaklardır. Fakat halife yine onlardan uzak kalacak, iktidara girmeyecek asla. Direktif verecek onlara.
talimat verecek. Şöyle davranın, şöyle davranmayın, davranmayın diyecek. Fakat iktidarı kendi eline almayacak asla. Çünkü bizim asıl gayemiz dünyadaki iktidar değil, asıl gayemiz insanları ıslah etmektir. İslah için dünyadaki iktidar söz konusu değil, onun bir alakası yok. Onun için asla cemaatimizin gözü asla bir iktidarda yoktur. Evet. Teşekkür ediyorum efendim. Sizin açıklamalarınızı kısaca özetlemek istersem, Müslüman Ahmediye cemaatinin dünya üzerinde siyasi bir iktidar hevesinin olmadığını anlattınız. Sadece ve sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin getirdiği şeriatı gönüllerde tekrar fidanlaştırmak, güçlendirmek ve ayağa kaldırmak görevine haizdir. Ahmediye Müslüman cemaatinin görevi yeryüzünde şu anda bu şekildedir. Size teşekkür ediyorum. Şimdi Münir Münevver Ahmet Bey'e